أحييت من كان حديث العهد بالموت ولعله لم يكن ميتا فأحي لنا من مات في زمن الأول. İsa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın izniyle ne yapıyordu? Ölüleri diriltiyordu. Peygamberlere verilmiş mucizeler arkadaşlar. Allah-u Teala velilerine keramet verir. Peygamberlerine de mucizeler verir. İnsanların yapamayacağı şeyler ya. İşte diyor, İsa Aleyhisselam'a verilen mucizelerden biri de ne? Ölüleri diriltmesi. Bazı ehli küfür diyor ki ya sen hep dirilttiğin ölüler daha yeni ölmüş insanlar. Yani 3 senelik, 5 senelik veya 10 senelik insanlar. Belki de bu adamlar ölmedi de ondan dolayı sen bunu diriltiyorsun. Eğer sen bu dediğinde doğruysan bize çok önceleri ölmüş birini dirilt dediler diyor. فَقَالَ لَهُمْ اِخْتَارُوا مَنْ شَيْتُمْ. O zaman İsa Aleyhisselam diyor ki tamam istediğinizi seçin. Dilediğinizi seçin. فَقَالَ اَحْيِ لَنَا سَامِ بِنْ نُوح. Bize dediler diyor. Sami bin Nuh. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sami dirilttiler diyor. Sam. فَجَاءَ اِلَى قَبْرِهِ. Hazreti İsa Aleyhisselam kabrine gelir. وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَدَعَ اللّٰهُ تَعَالَى فَأَحْيَ اللّٰهُ سَامِ بِنْ نُوح. İki rekat namaz kılar. Allah'a dua eder. Ve Allah-u Teala'nın izniyle Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sem dirilir. فَاِذَا رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ قَدْ بِيَبْتَدَ. Sem'in hemin sakalı hemin de saçı bembeyaz olmuş. فَقِيلَ derler ki o küfürler مَا هَذَا اِنَّ الشِّيبَ لَمْ يَكُنْ ف۪ي زَمَنِكَ. Bu beyazlık ne? O zaman da tabi kimsenin saç sakalı beyazlamazmış arkadaşlar. Her ne kadar uzun yaşasa da ya. Şimdi bakıyorum ümmet-i Muhammed'de adam 15-20 yaşında olsa beyazlıklar çıkıyor ya. O zaman da önceki ümmetlerde saç sakal beyazlaşmazmış. Bu senin zamanında saçın sakalın beyazlığı yoktu. Ne oldu da saçın sakalın beyazladı diyorlar. Seme Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Seme. قَالَ سَمِعْتُ النِّدَى فَظَنَنْتُ اَنَّ الْقِيَامَةِ فَشَابَ شَعْرَ رَأْسِي وَلِحْيَتِهِ مِنَ الْهِبَى. Mübarek diyor ki, bir diyor, nida duydum. Zannettim ki diyor, kıyamet koptu. O korkudan dolayı hemin saçım hemin sakalım beyazladı diyor. Soruyorlar tekrar. فَقِيلَ مُنْذُ كَمْ أَنْتَ مَيِّتْ. Sen kaç seneden belli ölmüşsün ya, ölüsün. قَالَ مُنْذَ اَرْبَعَةِ اَلَافْ سَنَا. 4000 seneden belli diyor. Ben burada öleyim. وَمَا ذَهَبَتْ عَنِّي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ. Benden diyor daha ölümün korkusu, ölümün şiddeti gitmedi daha. 4000 seneden belli vefat etmiş olduğu halde ölümün şiddeti benden gitmedi diyor. Allah'ım bizlere inşallah hayırlı bir sonla ölmeyi nasip eyni. Ve yuqal denilmiş ki arkadaşlar. Mâ min mü'minin yemûtu illâ ve kad uridat aleyhil hayâ. Hiçbir mü'min yok ki. Mü'mine denir ki tekrar hayata dönmek ister misin? Bütün mü'minlere. Tekrar hayata dönmez misin? Ve rucu ile dünya. Dünyaya tekrar dönmek ister misin? Fe yekrahu rucu lima لَقْيَ مِنْ شِدَّةِ الْمَوْتِ اِلَّا الشُّهَدَى. Bütün insanların her hepsi tekrar dünyaya dönmeyi istemeyiz. O ölümün şiddetini bir daha yaşamak istemediklerinden dolayı. Ancak diyor şehitler hariç. فَاِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا شِدَّةَ الْمَوْتِ فَيَتَمَنَّوْنَ الرُّجُوعِ لِكَيْ يُقَاتِلُوا ثَانِيًا فَيُقْتَلُوا ثَانِيًا. Ancak şehitler diyor hariç, şehitler Allah yolunda tekrar savaşıp cihad edip tekrar Allah için şehit olmayı arzu ederler. Çünkü onlar diyor ölümün şiddetini görmezler. Allah'ım inşallah cümlemizi de şehit olarak şu ezanların hürmetine cümlemizi de şehit olarak ölmeyi nasip eyle inşallah. Ve ruhi an İbrahim İbn Edhem
وروي عن إبراهيم بن أتم رحمه الله تعالى أنه قيل له إبراهيم بن أتم'den rivayet olunur. İbrahim bin Ethem'e denmiş ki mübarek Allah'ın veli kullarından biri. Ona deniyor İbrahim bin Ethem'e diyorlar ki لَوْ جَلَسْتَ حَتَّى نَسْمَعَ مِنْكَ شَيْئًا diyorlar ya ey İbrahim Ethem bizle beraber otursan da senden bir şeyler dinlesek de istifade etsek. İşte o Allah'ın veli kulu ne diyor arkadaşlar bak. فَقَالْ اِنِّي مَشْكُولٌ بِأَرْبَعَةٍ فَلَوْ فَرَقْتُ مِنْهَا لَجَلَسْتُ مَعَكُمْ قِيلَ وَمَا هِيَ ben diyor dört şey ile meşgulüm. Eğer onları tamamlayıp onların gammını, kederini, sıkıntısını atabilirsem sizinle otururum diyor. O zaman diyorlar ki ne onlar o dört tane şey ne? Evveluha birincisi أني تفكرت في يوم الميثاق حين أخذ الميثاق من بني آدم. Ben diyor misakun her hepimiz söz verme günümüz yok mu? Bela ve Rabbine ey Rabbim ey sen bizim Rabbimizsin dediğimiz gün yok mu? O günü düşünüyorum. Yani kıyamet gününü, mahşer gününü düşünüyorum. قال الله عز وجل وتقدست اسماؤه هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فلم أدري من أي الفريقين كنت أنا. Allah-u Teala derse de ki şunlar cennetlikler şunlar da cehennemlikler hiç önemsemiyorum. Acaba ben o gün hangi gruptanım diyor onu düşünüyorum. Allah'ım inşallah cümlemizi cennetlik dediği gruptan eyle ya arkadaşlar. Amin. Ben o gün diye hangi gruptanım? İşte onu düşünüyorum. Bununla meşgulüm. Elimde bir senedim bir sıkıntı olmadığından dolayı hep diyor bunun kederindeyim. Bunun sıkıntısındayım. İkincisi ve sani tefekkertu bi ennel veled izâ qada Allahu Teala bi halqihi fi batni ummihi fe nefaka fihi ruh. Çocuk diyor daha ana karnında dünyaya meydana gelmeden önce ana karnındayken 4 aylık olduğu zaman melek ona ruhunu üflemeye geldiğinde فَقَالَ الْمَلِكُ اَلَّذ۪ي وُكِّلَ بِهِ يَا رَبِّ اَشَقِيٌّ اَمْ سَعِيدٌ melek derse ki diyor ya Rabbi bu ruhumu üflediğim kulum cennetliklerden mi iyilerden mi yoksa kötülerden mi yazayım? Hangi gruptan? İyilerden mi yoksa kötülerden mi? Hangi gruptan olduğunu bilmediğim için felem edri keyfe harca cevabi fi zalikel vakit. Acaba diyor o Allahu Teala'nın cevabı benim için ne olmuştu? İyilerden mi kötülerden mi diye ne olduğunu bilmediğim için bunun kederi, bunun sıkıntısındayım diyor. İbrahim İbni Ethem kimi biri bunu söylerse dillere destan, malı, mülkü, dünyayı, padişahlığı bırakan İbrahim İbni Ethem bunu söylerse Allah bizim yardımcımız olsun. Ve thâlis, üçüncüsü hîne yenzilu melekul mevt ölüm meleği indiği zaman فَإِذَا أَرَادَ اَنْ يَقْبِضَ رُوحِي ruhumu kabz etmek için ölüm meleği indiği zaman فَيَقُولُ derse ki يَا رَبِّ اَمَعَ الْمُسْلِم۪ينَ اَمَّعَ الْكَافِر۪ينَ ya Rabbi bunu Müslümanlarla mı beraber alayım yoksa kafirlerle mi beraber alayım فَلَا فَلَا اَدْرِي كَيْفَ يَخْرُجُ cevabı acaba cevabım ne çıktı onu bilmiyorum. Kafirlerden demişse vay hanımız. İnşallah Allah'ım cümlemizinkini bizi dinleyen kardeşlerimiz de cümlemizinkini de inşallah Müslümanlardan olarak al demiştir inşallah. Dördüncüsü diyor tefekkertu fi kavlillahi teala umtazul yevme eyyuhel mücrimun bugün mücrimler günahkarlar ayrılsın
dediği zaman Allahu Teala Yasin suresi 59'da "Fela edrimi eyyil ferikayne ekun" acaba ben hangi feriktanım? Müslimlerden mi, günahkarlardan mı, suç işleyenlerden mi yoksa suç istemeyenlerden mi olduğumu bilmediğimden dolayı diyor İbrahim Netem işte ben bu dört şeyle meşgulüm. قال الفقيه إمام فقيه رحمة الله عليه diyor ki طوبى لمن رزق الله تعالى الفهم وأيقظه من سنة القفلة. Ne mutlu kişiye ki gaflet uykusundan uyarıp Allah'ın anlayış verdiği kullara ne mutlu. وَوَفَّقَهُ لِلْتَفَكُّرُ فِي أَمْرِ خَاتِمَةِ ve hep son an düşünen o kişiye onu muvaffak kılan kişiye ne mutlu ya. Allah-u Teala kendisine gaflet uykusundan uyarmışsa hep sonum acaba ne olacak, sonum ne olacak, ya Allah sonumuzu hayır eyle diye hep dua eden kişiye ne mutlu. فَنَسْأَلُ اللّٰهُ تَعَالَى اَنْ يَجْعَلَ خَاتِمَتِنَا ف۪ي خَيْرٍ. Allah-u Teala inşallah cümlemizin sonunu hayır eyle yani. İmam Semerkandî hepimize, hem kendine hem hepimize dua ediyor. Allah'ım inşallah İmam Semerkandî'nin hürmetine cümlemizin sonunu hayır eyle arkadaşlar. وَيَجْعَلْ خَاتِمَتِنَا مَعَ الْبَشَارَةِ ve sonumuzu müjdeli alanlardan eyleye, müjde alanlardan eyleye. فَاِنَّ الْمُؤْمِنَ لَهُ بَشَارَةٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى عِنْدَ مَوْتِهِ. Çünkü mümin ölüm anında müjde var o kişiye. Ne diyor Allah-u Teala? Fussilet suresi ayet 30'da اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Rabbimiz Allah deyip ثُمَّ اسْتَقَامُوا sonra dost doğru olanlar تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ ne yapacak onlara? Melekler inecekler. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا اَيْ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَثَبَتُوا عَلَى الْاِيمَةِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا yani اَدَاءُ الْفَرَائِدِ وَنَهُوا عَنِ الْمَحَارِمِ yani farzları yerine getirip haramlardan sakınan kişiler istikamet üzerine olan. Yahya ibn-i Muaz el-Razi demiş ki rahimahullahu teala yani istekamu ef'alen kema istekamu akvalen nasıl ki sözlerde doğru oldularsa fiillerde de doğru oldular. وَقَالُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِسْتَقَامُوا عَلَى السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Allah'ım cümlemizi ehl-i sünnet ve cemaat üzerinde istikamet ehli olanlardan eyle. تَتَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ onların üzerlerine melekler inerler. Yani عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاِسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْمَوْتِ الْمَلَائِكَةُ بِالْبَشَارَةِ ölüm anında melekler onlara müjde ile inerler. أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا yani يَقُولُونَ لَهُمْ لَا تَخَافُوا مَا بَيْنَ اَيْلِيكُمْ مِنْ اَمْرِ الْخَيْرِ خِيْرَةِ وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا خَلَفْتُمْ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا karşılaşacağınız şeylerden dolayı korkmayın. Ölüm meleği gelecek. Ondan sonra karşılaşacağınız şeylerden dolayı korkmayın. Melekler müjdeliyor. İstikamet üzerine olan kişileri arkanızda bıraktığınız yetimlerinize, çoluğunuza, çocuğunuzdan dolayı da korkmayın. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ yani اَلَّتِي وَعَدَكُمُ اللّٰهُ بِهَا عَلَى لِسَانِ نَب۪يِّكُمْ sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapın? Onlar dünyada karşılaşacağınız, ahirette karşılaşacağınız şeylerden dolayı ve arkanızda bıraktığınız şeylerden dolayı ne yapmayın? Hiç korkmayın. Denilmiş ki el-bişâretu indel mevti alâ khumseti evcuh ölüm anında müjde beş çeşittir. Birincisi li'âmmetil mü'minîne yuqâlu lehu birincisi tüm mü'minler içindir. La tekâfu te'bîdel azâb ebedi olarak azap görmeyeceksiniz bundan dolayı korkmayandır. Çünkü mü'min iman üzerine öldüğü zaman ebedi olarak azap görmeyecek. Günahı miktarınca 100 sene mi olur, 50 sene mi olur, 1000 sene mi olur? Yansa da en sonunda gideceği yer nedir? Cennettir. Elhamdülillah. Yani Allah'ım cümlemize iman üzerine olmayı nasip eyle inşallah. Yani la tebqavuna fil azabi ebeden. Yeşfe'u lekum el enbiya ve salihin. Size enbiyalar, salihler şefaat edecek. Korkmayın. Ve la tahsanu ala ma fawatil sevab. Ve ebşiru bil cennet yani merci'ukum ilal cennet. Gideceğiniz yer cennet. İkincisi وَالثَّانِ لِلْمُخْلِص۪ينَ İhlaslı kişiler için يُقَالُ لَهُمْ لَا تَخَافُوا رَدَّ عَمَالِكُمْ
amellerinizin yüzüne çarpılacağınızdan dolayı korkmayın. فإن أعمالكم مقبولة. Çünkü amelleriniz makbuldur. ولا تحزن على ما فوات الثواب. فإن لكم الثواب مضاعفة. Sevaplarınız fazlalıkla karşılığını bulacak, verilecek. وللثالث üçüncüsü للتائبين. Tövbe edenler kişiler için. لا تخافوا من ذنوبكم فإنها مغفرة مغفورة لكم. Günahlarınızdan dolayı korkmayın. Tövbe etmişseniz Allah onları affedecek. Korkmayın. وَلَا تَحْسَنَ عَلَى مَا فَوَاتِ الثَّوَابِ Ve sevapları kaçırdık diye de korkmayın. بَعْدَ التَّوْبَةِ Tövbeyi yaptıktan sonra korkmayın. Allah-u Teala onların karşılığını ne yapacak? Sizlere verecek. Dördüncüsü ve رَابِعْنِ الزُّهَّاتِ Zahid kişiler için, yani dünyayı terk eden kişiler için. يُقَالُ لَهُمْ لَا تَخَافُ الْحَشْرَ وَالْحِسَابِ Haşirden, hesaptan korkmayın. وَلَا تَحْسَنُوا مِنْ نُقْسَانِ الْضَعَافِ Ve sevaplarınızın da eksilticilerinden de korkmayın. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ Ve azapsız ve hesapsız olarak cennette müjdeleneceksiniz. وَالْخَامِسْ Beşincisi لِلْعُلَمَاءِ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ النَّاسَ الْخَيْرِ Alim kişiler, ehli ilim kişiler için müjde olacak. İnsanları hidayete çağıran, insanları hayra çağıran kişiler için de müjde olacak. Onlara diyecekler ki وَعَمِلُوا بِالْعِلْمِ ilmiyle amel eden. Allah'ım inşallah cümlemize bildiklerimizle ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eyle. يُقَالُ لَهُمْ لَا تَخَافُوا مِنْ اَهْوَالِ يَوْمَ الْقِيَامِ Kıyametin şiddetinden dolayı korkmayın. وَلَا تَحْزَنُوا ve üzülmeyin. فَاِنَّهُ يُجَازِيكُمْ بِمَا عَمِلْتُمْ وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ لَكُمْ وَلِمَنِقْ تَدَابِكُمْ Allah-u Teala sizin yapmış olduklarınızı karşılığını size verecek ve sizin uyarıp öğrettiğiniz, vesile olduğunuz insanların yapmış olduğu ameller vesilesiyle de Allah-u Teala sizi mükafatlandıracak. Allah'ım inşallah bu 5 sınıftan birini